Merhaba, ben Mert Dönmez. Yelkenliğimiz Doris ve biz'in sahibiyiz. Şimdi planlama yapıyoruz. Bunu nasıl yaptığımıza bakalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi buz kalıplarımız var. Bunlar sanayide satılıyor. Sanayiden buz kalıplarını alıp şöyle buzlukta 4 gün boyunca size buzdolabı görevi. Bizim buzdolabımız yok mu? Var ama buzdolabı enerji çekiyor ve gerekli, yeterli güneş panellerimiz yok. O yüzden bu tip bir şeyle elektrik harcamadan gezeceğimiz rotayı ayarlamamız gerekiyor. Bunun için önceden mutlaka bakmak gerekiyor. Nereye gideceksin, kaç mil mesafen var. Buna göre yakıtını ayarlaman gerekiyor. Bu Navionics diye bir firmanın internetten kullanabileceğim, bilgisayardan kullanabileceğim bedava deniz haritası. İşte gideceğimiz koylar rahatlıkla işte Datça'dan çıkıp Dirsek. Dirsek'ten sonra Selimiye. Belki orada bir şeyler yeriz. Çok güzel restoranlar oluyor. Sonra Martı Marina burada. Burada benzin takviye edebiliriz gerekirse. Sonrasında Bencik, yani Emel Sayın Koyu deniyor. Hava bizim için çok önemli. Hava durumuna bakmak gerekiyor. Şimdi burada bu Metu 3. Şöyle bir bakalım önce. Datça burada. Haritaya göre. Ne diyor? Burada izobarlar var. Yani mesela şuradan göstereyim. Bir tane uzun, bir tane de kısa ve şu yönde. Yani bu yöne doğru. Gene doğuya doğru bir rüzgar. Batıdan 15 knot civarında. Şu uzun çubuk 10, kısa 5. Bu 15 eder. Windguru denilen Çek Cumhuriyeti'nin, Çekya'nın bir güzel bir sitesi var. Bunda birkaç hava tahmin raporu var. Bu birincisi. GFS 27 yazan. VRF 9 var. İşte İK 17 var. Bunlar güncelleniyor. Seneye seneye göre değişiyor. Şuradan arama yapıyorsunuz. Search Spot'tan. Bu GFS işte Amerika'dan gelen bir veri. Bu uzun vadeli veriyor bize. Yani mesela işte Sunday, pazardan pazartesi, salı, çarşamba, perşembe vesaire birkaç gün veriyor bize. Altında VRF var. Bu VRF Windguru'nun çalıştığı bir sistem. Bu daha kısa vadeli ama saatlik veriyor. Edoş, ne yapıyorsun? Günaydın. Günaydın. Hazırlık mı yapılıyor? Evet. Şu an ön tarafa geçti. Ben de size şöyle güzel bir Datça görüntüsü veriyorum. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Yerleştirdik eşyalarımızı, dolabımızı vesaire. Çalışıyor. Çalıştı. Çıktık. Seyrimiz çok güzel devam ediyor. Gördüğünüz gibi geniş apas seyriyle devam ediyoruz. Yaklaşık böyle 10 knot'a yakın bir rüzgar var. Hava sakin. Hatta belki 10 knot bile yok. Su çok güzel. 15 mil yolumuz var. 3 saat civarına tekabül ediyor. Bu Navionics harita. Size dün göstermiştim. Hisarönü Körfezi bu. O bilgisayardaki haritanın aynısı. Burada da kullanılıyor. Aynı bilgisayardaymış gibi kullanılıyor. Bu şekilde. Gayet göz aşinası olduğum bir harita. Normalde mutlaka bir gerçek bir harita olması lazım kağıt ama burada bende yok şu anda. Herkes gezmelere çıkmış zaten. Bayram geldi. Tabii bayram sonu ortalık rahatladı. En güzel zamanı geldi denizin. Düşünürlerse bu işten vazgeçecekleri de kesindir. Merhaba. Şu an yelkendeyiz. 3 knot'la gidiyoruz. Ve ben birazcık serinlemek istiyorum. Motoru kapattık. Şimdi sırtı yapacağım. Yani neyi sırtı yapacağım? Kendimi sırtı yapacağım. Bacaklarımı köpek balıkları yemeyeceğini umuyorum. Çünkü Hisarönü'nde böyle şeyler neyse ki yok.
En fazla olsa olsa şöyle şu kadar balık çıkar. Onlar da beni yemez diye. Şapşık. Senin bir kaptanın yapacağı işmiş o. Neymiş? Yüzesi gelmiş. Şapşık. Neymiş? Yüzesi gelmişmiş. Bu arada hızımız 2,5 knot. Önündeki adaların yanından geçip Selimiye'ye doğru veya sığ limana seyir halindeyiz. Dalgalar yüksek, rüzgar zayıf. Evet, dalgalar yüksek. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ama teknemizin yalpalaması şu şekilde. Şu an bizi geçiyorlar. Çünkü bizden daha hızlılar. Hehehehe.